Aziz milletim, değerli milletvekilleri, sevgili gençler, kıymetli basın mensupları. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Grup toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sözlerin başında geçtiğimiz günlerde İsveç'teki Büyükelçiliğimizin önünde yaşanan ahlaksız hadiseye ilişkin birkaç noktaya değinmek istiyorum. Öncelikle kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakmaya çalışarak değerlerimize saldıran bu vandallık, bu barbarlık, bu düşmanlık dünyanın hiçbir yerinde fikir hürriyeti olarak pazarlanamaz. Bu düpedüz bir nefret suçudur. İsveç hükümetinin insan hakları kısvesiyle bu duruma yol vermesi ise asla ve asla kabul edilemez bir acizliktir. Bu acizliği bir kez daha şiddetle kınıyorum. Tarihin hiçbir döneminde dini, vicdani ve fikri özgürlüklere yapılan saygısızlık insan hakkı olmamıştır, olamaz. Tarihin hiçbir döneminde maneviyatı hedef alan nefret söylemi de, nefret eylemi de insan hakkı olmamıştır, olamaz. Tarihin hiçbir döneminde zorbalığa hoşgörüyle yaklaşmak insan hakkı olmamıştır, olamaz. Biz İYİ Parti olarak bu ikiyüzlülüğü reddediyoruz. İnsan haklarının şiddete, terörizme, ırkçılığa ve nefret suçuna paravan edilmesini reddediyoruz. 21. yüzyılda ortaçağ zihniyetini yansıtan bu ahlaksızlığı dünyanın neresinde olursa olsun reddediyoruz. Yalnız meselenin önemli bir yanı daha var. Türkiye'de hemen her kesim, siyasetin her renk ve düşüncesi benzer bir şekilde bu eylemi reddediyor, kınıyor, telin ediyor. Bu konuda ülkemizdeki tüm toplumsal kesimler yek vücut olarak tepki gösteriyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten bir iktidar böyle ciddi bir konuda sadece eleştiriyle, göstermelik tepkilerle yetinemez. Siyaset üstü gördüğümüz bu tip konularda iktidarın yapması gereken dostlar alışverişte görsün anlayışının ötesine geçmektir. Devleti yönetenler bu sorumlulukla ve yetki sahibi olmanın ciddiyetiyle hareket etmek zorundadır. Yani esas hedef bu tip eylemlerin tekrarlanmasını önlemek olmalıdır. Ama maalesef Sayın Erdoğan ve arkadaşları bu tarz konularda genellikle "Oh ne güzel, seçim için malzeme çıktı" diye sevinmeyi tercih ediyorlar. İç politika için siyasi rant devşirmeyi tercih ediyorlar. Bol bol gürültü çıkartmayı ama iş icraata gelince arazi olmayı tercih ediyorlar. Hatırlayın, biz bu oyunu daha önce 2017'deki referandum sürecinde yaşamıştık. O zaman düşman Hollanda'ydı. Ama iktidarın zihniyeti yine aynıydı. Partililerine portakal kestirerek Hollanda ile çetin bir mücadeleye girişmişlerdi. O zaman da referandumdan istediklerini almak için işi hamaset şovuna dökmüşlerdi. Çünkü bu iktidar için seçim kazanmak ülkemizin itibarını korumaktan daha önemli. Çünkü onlar için gürültü çıkarmak devlet ciddiyetiyle meselenin gereğini yapmaktan daha önemli. Çünkü onlar için şov yapmak milletimizin maneviyatına sahip çıkmaktan çok daha önemli. Artık çok açık şekilde anlıyoruz ki iktidar bu konuda kalıcı ve somut adımlar atmaya kesinlikle niyetli değil. O halde biz İYİ Parti olarak bir adım atıyoruz. Üstelik bu adım İsveç Savunma Bakanlığı'nın ülkemize gelişini ertelemekten veya yandaş kanallarda mizansenler yazmaktan
çok daha sonuç odaklı bir adım. Az önce de söyledim, bu aşağılık eylem fikir özgürlüğü olarak pazarlanamaz. Nitekim bunu sadece biz değil, İsveç'in de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de söylüyor. Sözleşme kapsamında bu şekilde korunan bir özgürlük yok. Yani İsveç hükümeti bu eylemi engellememekle ve üstüne üstlük yapılmasına müsaade etmekle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi yükümlülüklerini de ihmal etmiş bulunuyor. Dolayısıyla bu tablo karşısında biz de İsveç'te İYİ Parti gönüllülerimizden bir grubu harekete geçirdik. Cuma günü Stockholm'deki bir yerel mahkemede failler hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bu nefret suçunun gerçekleşmesine yol verdiği için İsveç hükümetini yargıya şikayet edeceğiz. Ve nihai olarak bu davayı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ilgili maddeleri kapsamında açacağız. Bu haklı hukuk mücadelemizin nereye varacağını önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz. Tüm iç hukuk yolları tüketildikten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidilecek. Ve inanıyoruz ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bizi haklı bulacak. Eğer hedefimize ulaşırsak, İsveç'in kendi iç yasalarını yeniden tanzim etmesine ve bu yöndeki eylemlere bir daha müsaade etmemesine vesile olacağız. İşte örnek yol budur. İşte diplomasi budur. İşte devlet aklıyla hareket etmek, devlet ciddiyetiyle ülke yönetmek budur. Biz İYİ Parti olarak ilk seçimler sonucunda Türkiye'nin yönetimini devralacağımızın bilinci ve sorumluluğuyla bu yolu açıyoruz. Gerçekten samimilerse iktidar ile ortaklarının da başvurumuza destek vermelerini bekliyoruz. Gelin görün ki açıkçası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamamakla övünen, hatta iç mahkemelere bu kararların uygulanmaması için talimat yağdıran Sayın Erdoğan'ın hukukun üstünlüğü kavramı üzerinden kurgulanan bu diplomasi atağını anlayabileceğini bile zannetmiyorum. Düşünebiliyor musunuz? İçinde hem hukuk var hem de diplomasi, hem demokrasi var hem de insan hakları. Yani Sayın Erdoğan'ın en sevmediği konular. Ama şükürler olsun ki Türkiye'nin keyfe keder yönetildiği günlerin artık sonuna geliyoruz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, İYİ Parti iktidarında Türkiye'nin diplomatik üstünlüğünün hukuka saygısı ile eş zamanlı olarak gelişeceği günlere çok az kaldı. O sene, bu sene. Çok iyi, harika. Aziz milletim, bildiğiniz üzere 30 Aralık Cuma günü başkent Ankara'mızın göbeğinde gencecik bir akademisyenimize Ülkü Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş'e karşı aşağılık bir suikast düzenlendi. Daha önce de bu kürsüden dile getirdiğim gibi ilk günden beri yakından takip ettiğim bu elim olaya Ateş ailesinin talebi üzerine siyaseti bulaştırmak istemedim. Güvenlik güçlerimizin olayın aydınlatılması için ellerinden geleni yapacağına inandım. Bengisu ve Banu Çiçek kızlarımızın gözyaşlarının yüzü suyu hürmetine devletin devletliğini, yargının da sorumluluğunun gereğini yapmasını bekledim. İYİ Partililer olarak bekledik. Ancak suikastin üzerinden geçen 26 günün ardından görüyorum ki bu olay artık aileyi aşmış ve devlet yönetiminde ciddiyetin nedenli kaybolduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Ülkemizde can güvenliğinin,
hukukun ve adaletin nedenli tahrip edildiği bir kez daha karşımıza çıkmıştır. Devletin dört bir yanını saran mafyalar, simsarlar, tefeciler, uyuşturucu kaçakçıları gün gibi ortalığa saçılmıştır. Düşünebiliyor musunuz? Aşağılık suikastin üzerinde birçok soru işareti varken, toplum vicdanı atılan her şaibeli adımla yara alırken, milletimiz devletini topyekün göreve çağırırken, adım atan tek bir makam bile yok. Yazıklar olsun. Sayın Erdoğan, o halde ben de sana sesleniyorum. Senin yönettiğini iddia ettiğin ama belli ki yönetemediğin bu devletin içinde neler dönüyor? Söyler misin? Bu nasıl bir ciddiyetsizliktir? Bu nasıl bir yönetim boşluğudur? Bu nasıl bir lakaytlıktır? Hani Dicle'nin kenarında kurduğun kaptığı koyun bile senin mesuliyetin altındaydı ki öyle olmalıdır. Mesuliyet senin Erdoğan, senin. Mesuliyet senin. Dicle'nin kenarında değil, başkentin göbeğinde aşağılık bir suikastle bir vatan evladına kıydılar. Üstelik bunu herkesin gözü önünde yaptılar. Ve şimdi de devletin gücünü kullanarak gerçek failleri örtbas etmeye çalışıyorlar. Her zaman olduğu gibi yine savcılar değişiyor. Her zaman olduğu gibi yargı yine bir sopa olarak kullanılıyor. Her zaman olduğu gibi yine bir katil dışarıda geziyor. Sen bostan korkuluğu musun Sayın Erdoğan? Kendine gel. Bu nasıl bir yargı sürecidir? Bu nasıl bir hukuk devletidir? Bu nasıl bir devlet yönetimidir? Biz adaleti mülkün temeli sayan bir devlet anlayışına sahibiz. Biz haksızlık karşısında susanı şeytan bilen bir milletiz. Biz bir cana kıyan bütün insanlığın canına kıymış gibi olur buyuran bir yüce dinin mensubuyuz. Biliyorum sen kerim devlet anlayışımızdan nasibini alamadın. Görüyorum milletimizden de koptun gittin. Ama artık maneviyatını da mı unuttun Sayın Erdoğan? Vicdanını da mı unuttun? Ahireti de mi unuttun? Gözlerini kapa Sayın Erdoğan, bir hayal et. Bengisu'da, Banu Çiçek'te torunlarınla yaşadı. Böyle bir cinayete kurban giden, Allah muhafaza oğlunu düşün. Allah muhafaza damadını düşün. Ve torunlarının o tabutun arkasından ağlayamadan gözleri kupkuru, sesleri kesik kesik baba, baba, baba diye bağırışını hisset. Hisset Sayın Erdoğan. Hisset. Kapat gözlerini, hisset. 2017'de bir referanduma gidildi. Kararları tek başına almak, her işi daha çabuk, daha iyi, daha güzel yapmak için elindeki, ayağındaki prangaların ortadan kaldırılmasını istedin. Bu millet de sana evet dedi. Bengisu'ya borcum var Sayın Erdoğan. Banu Çiçek'e borcum var Sayın Erdoğan. Ayşe Ateş'e borcum var Sayın Erdoğan. Musa Ateş'e borcum var Sayın Erdoğan. Sinan Ateş'in dayısı diyor ki, yıllardır Cumhur İttifakı'nı destekleriz. Yıllardır Cumhur İttifakı'nı destekleriz. Yeğenimin katilini bulun diyor Sayın Erdoğan. Seçmeninin senelerce sana oy verip seni ayakta tutan, her derdini yerine getirmiş seçmeninin, yeğeninin katilini bulmak devlet başkanı olarak görevin Sayın Erdoğan, görevin. Bu görevini
Yerine getireceksin Erdoğan. Ben başkasını bilmem Sayın Erdoğan. 2017'deki referandumdan sonra, 2018'de yapılan seçimler sonrasında bu ülkenin tek hakimi sensin Sayın Erdoğan. Kanun da sensin, hukuk da sensin, adalet de sensin, her şey sensin. Onun için diyorum ki sen bostan korkuluğu musun? Görevini yerine getir Erdoğan. Lütfen buyurun. Lütfen buyurun. Şimdi bizim bu rezalete susacağımızı, çevrilmek istenen dümenleri kabulleneceğimizi, Sinan Başkan'ı unutacağımızı zannediyorsan çok yanılıyorsun. Devlet ciddiyetine olan inancımız, devlet ciddiyetinin var olması gerektiğine olan inancımız bugüne kadar edepli bir biçimde devletin kurumlarını yöneten senin tarafından görevlerin yerine getirileceğini bekledik. Edepli bir biçimde bekledik. Ama şu andan itibaren susmayacağız, kabullenmeyeceğiz, unutmayacağız, unutturmayacağız. Gerçekler ortaya çıkana kadar bu olayın peşinde olacağız. Bunu da böyle bilesin. Aziz milletim, devletin her alanından alarm sesleri yükselirken ekonomimizin de Bay Kriz ve arkadaşlarıyla imtihanı hız kesmeden devam ediyor. Bu arkadaşlarımız hala daha televizyonlara çıkıp utanmadan, sıkılmadan Türkiye'nin yıldızı her geçen gün daha da parlıyor diyebiliyorlar. Hala daha Nebati Bakan çıkıp Kasım'da enflasyonun boynunu kırdık. Aralık'ta belini kırdık. Şimdi devamı gelecek. Enflasyonun bakalım mı bacağının neresini kıracaklar bundan sonra ne kaldı? Boynunu mu kesecek? He. Bıçak mı kullanacak, balta mı? Şimdi boynunu kıracakmış. Seri katile döndüler. Enflasyon konusunda yanlış anlaşılmasın. Bundan sonra enflasyonla mücadelede en rahat alandayız diyor. Palavranın bini bir para. Hem enflasyonla mücadeleden söz ediyor, hem de Türk lirasını değerli hale getirirseniz sanayi yavaşlar, işsizlik olur. Türk lirasını değersiz hale getirirseniz ise bunun tam tersi olur diyor. Aynı kişi aynı anda bu iki cümleyi kullanıyor. Ne yapmayı düşünüyorsun? Nasıl izah edeceksin? Ben onu söyleyemiyorum. Epistemolojik miydi? Evet. Bak söyledim. Gözün ışıltısı anlattı. Yahu böyle bir saçmalık olabilir mi? Böyle bir cahillik, böyle bir iş bilmezlik olabilir mi? Muhteremler, hem enflasyonla mücadeleyi hem de Türk lirasını değersiz hale getirmeyi aynı anda hedefleyemezsiniz. Hedefleyebilir mi yoksa? Birinden birini öncelemeniz gerekir. Eğer ki Türk lirasının değersiz olmasını savunuyorsanız yaşasın enflasyon demeniz lazım. Ki zaten siz düpedüz bunu savunuyorsunuz. En azından dürüst olun muhteremler. Hadi açık açık söyleyin. Hadi gidin yaşasın enflasyon yazan, enflasyon canavarlı tişörtler bastırın. Yaşasın yoksulluk yazan billboardlar yaptırın. Kahrolsun zenginlik, yaşasın fakirlik yazan broşürler yaptırın. Dürüstçe çıkın ve deyin ki 20 yılın sonunda bizim Türkiye ekonomisi için bulduğumuz çözüm budur. Biz milletimize zenginliği çok görüyoruz ve yaşasın enflasyon diyoruz. Deyin de kurtulun, itiraf edin de rahatlayın. Milletimize de daha fazla bizzat kendinizin azdırdığı enflasyonla mücadele ediyoruz yalanını söylemeyin. Ayıptır, günahtır.
Bu vesileyle sizlerin aracılığıyla Nebati Bakan'ı şimdiden uyarıyorum. Fazla ve büyük konuşmayın. Çok tımturaklı kelimeler seçmeyin Sayın Bakan. Rahata da fazla alışmayın. Hatta patronunuza da fazla güvenmeyin. Asla unutmayın. Ekonomimizdeki tahribat konusunda Bay Kriz'in ilk suç ortağı siz değilsiniz. Beceriksizlikte dünya lideri olmak kolay değil. Tek başına böyle büyük bir başarısızlığa imza atmak hiç kolay değil. Emin olun, emin olun. Bay Kriz sizler olmadan bunu başaramazdı ha. Tabii damat bakanı da burada yad etmeden olmaz. Burası önemli. Bu malum, artık yolun sonu geldi. Sandık artık ufukta göründü. Millete hesap verme gününe artık çok az kaldı. Şimdiden valizinizi toplamaya, masanızı boşaltmaya başlarsanız iyi edersiniz. Çünkü milletin Bay Kriz'e sandıkta çıkartacağı fatura karşısında iddia ediyorum, sonra hatırlarsınız, böyle böyle demişti dersiniz, ihaleyi Bay Kriz sizin üzerinize yıkacak. Dolayısıyla vallahi gözlerinizdeki ışıltıya hiç aldanmaz, bütün suçu yıkar, der ki milletim beni affet, bu adam yüzünden oldu. Işıltı mışıltı hak getir oğlum. Gidersin gümbürtüye ve bir bakarsınız Instagram'dan paylaşmak üzere duygusal bir makale, metin kaleme alıyorsunuz Sayın Nebati benden söylemesi. Biraz dikkatlice olunuz. Değerli dava arkadaşlarım, iktidarın insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışından zerre nasibini alamayışının yansımalarını cennet doğamız üzerinde de görüyoruz. Doğayı kirlet ki sermaye yaşasın. Ormanı katlet ki yandaş yaşasın. Köyü yok et ki müteahhit yaşasın diyerek en önemli zinetlerimizi mahvediyorlar. Sayın Erdoğan ve yandaşlarının kıymaktan yorulmadığı zenginliklerimiz maalesef bir kişinin iki dudağı arasına terk edilmiş, keyfi kararlarla hızla yağmalanıyor. Evlatlarımıza devretmek üzere atalarımızdan miras aldığımız cennet doğamızı koruyup kollamak yerine talan etmeyi seçiyorlar. Dünya iklim krizinin etkilerini azaltmak için yeni yollar ararken Sayın Erdoğan ve yanından ayırmadığı rant şebekeleri adeta iklim krizine davetiye çıkarıyorlar. Orman köylerine de sadece oy deposu olarak bakıyorlar. Ormanlarımızın varlığını ve köylülerimizi düşünmeden sorumsuzca hareket ediyorlar. Ancak biz düşünüyoruz. Ormanlarımızın varlığını korumanın sadece bir vatandaşlık görevi değil, aynı zamanda bir insanlık görevi, aziz ve kahraman ecdadımıza karşı da bir vefa borcu olduğunu biliyoruz. Orman köylülerimizin sesini duymayı ve duyurmayı da milletin avukatları olarak asli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Nitekim tam da bu nedenle bugün milletin kürsüsünde orman işçilerimizin ve orman köylülerimizin sesini tüm Türkiye'ye duyuracağız. Onlar konuşacak, iktidar dinleyecek. Onlar anlatacak, saray dinleyecek. Onlar isteyecek, Türkiye dinleyecek. Tarım Orman İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş Bey, Gazi Meclisimizin çatısı altında bugün aramızda. Buyurun başkanım. Sözde, kürsüde sizindir. Sayın Genel Başkanım, öncelikle bu 1432 yaşında zeytin ağacının dalından üretilmiş bir obje. Bununla ilgili şu an bizi de izliyor. Bergama'da Halime abla 12 saat kendisini bu ağaca bağladı. Dilek ağacıydı, zeytin ağacı. Maalesef kestiler. Biz de bu objeleri toplayıp özellikle kadınlara hediye ediyoruz. Çünkü hepimiz biliriz, doğa ana denir, doğa baba denmez. Doğaya en çok dost kadınlardır. O nedenle Sayın Genel Başkanım, en çok size yakışır diye düşünüyorum. Size hediye ediyoruz. Çok teşekkür ederim.
Sayın Genel Başkan, çok değerli milletvekilleri ve değerli izleyenler. Öncelikle hepinizi Tarım Orman İş Sendikası adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum Sayın Genel Başkan. Çünkü halkın kürsüsünden halka söz vermeniz çok büyük bir incelik. Bu anlamıyla gerçekten çok mutluyuz. Sizlerin aracılığıyla ülke halkına seslenmek bizim için onurdur. Değerli izleyenler, ben ormancıyım. 34 yıllık meslek hayatım var. Mesleğe 1978'de başladım. Sayın Genel Başkan'ın öğretmenlik yaptığı köyün üstünde ormancıydım. Karadeniz Ereğli'nin o zaman Başveren Cuma diye geçerdi. Daha sonra Ormanlı oldu adı. O köylerde ormancılık yapardım. Ve mesleğe başladığımda 6 Nisan'da ormanda bir orman muhafaza memuru meslektaşım kaza geçirmişti. Orman karla kaplıydı. Araç yok, telefon yok, telsiz yok. 2 kişiydik. Ağır yaralanan arkadaşı 13 kilometre sırtımızda taşıdık. Ve ne yazık ki aşağıya indiğimizde sağlık ocağına çoktan vefat etmişti. En acısı da sabah birlikte kahvaltı yaptığımız Asiye ablaya ölüm haberini vermekti. Bu acılarla geldik değerli dostlar. Eğer insanlar hala rahat nefes alabiliyorsa, hala temiz havayı soluyor ve hala temiz suyu içebiliyorsa, burada ormanların ve ormancılığın katkısı büyük. İşte toplumun en yoksul kesimi olan o köylüler, yani orman köylüleri bize sunduğu bu abu hayatın değerini birileri yok saydı. Değerli dostlar, Türkiye'nin toplam alanının 1/3'ü orman alanıdır. Ve bu alana Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü çalışma yürütür, hizmet eder. Özellikle 2002'ye kadar, yani AK Parti dönemine gelene kadar Türkiye ormancılığı dünyaca takdir görülen bir ormancılıktı. Ve o zaman orman köylüleri ormana dosttu. Çünkü üretimi, fidanlamayı, bakımı, her türlü işi orman köylüleri yapıyordu. Yani geçimini ormandan sağladığı için tabiri caizse ormana hısım idi. Ama yürütülen politikalarla hızla ormancılık değişti. Siyasal iktidar yeni bir dönem başlattığını ilan etti. Dedi ki biz devlet ormancılığından vazgeçiyoruz, millet ormancılığı yapacağız. İşte söylemde bir algıyla toplumu yöneten siyasal iktidar, millet diye kastettiği aslan Türkiye halkı değildi. Sermayeydi, yandaşlardı. Hızla yasalar değişti. Evet, bu kurumun köklü kuruluşları vardı Orman Bakanlığı'na bağlı. Orköy vardı, orman köylülerine hizmet ederdi, kapattılar, daire başkanlığına indirdiler. Oruç fabrikaları vardı ki kapandığında 24 bin orman köylüsü çalışıyordu. Daha sonra Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü'nü kapattılar. Kapandığında, yani AK Parti öncesi yılda ortalama 100 bin hektara yakın ağaçlandırma yapılıyordu. Şu an 2022 sonu itibariyle 10 bin hektar yapıldı. Nereden nereye geldiğimiz çok net ortada. Bir diğer yanı, ormanda çalışan o insanlar işsiz kaldı, göç etmek durumunda kaldı. 1980'lerle 2020'yi karşılaştırdığımızda korkunç bir tablo önümüze çıkıyor. Yani o zaman Türkiye'nin nüfusu 44 milyondu. 12 milyon kişi orman içi ya da bitişik köylerde yaşıyordu. Şu an Türkiye nüfusu 84 milyon, orman köylüsü 7.8 milyona düştü. Kısırlaştı mı orman köylüleri? Hayır. Göçe zorlandı. Genç nüfus kaçmak zorunda kaldı. Kentlerde büyük bir bölümü heder oldu. Bir başka şey oldu. Orman yangınları giderek yakıcı hal aldı. 1980'de orman köylüsü orman yangınlarını kazma, kürek ve şaplakla söndürürken 2021 yılında Orman Genel Müdürlüğü elinde teknolojinin en sonu vardı. Ama çıkan yangın sayısı aynı iken 2020'de yanan alan 10 kat daha fazla. İnsan kaynakları yok edildi. Eğer insan kaynağı yok edilirse sonuç vahimdir. Bu anlamıyla Sayın Başkan'a buradan söz vermesini istiyoruz. Tekrar
Orman Genel Müdürlüğü ve Orman Bakanlığı kuruluş kanunlarına dönmek zorunda. Aslında kanunlarımızda hiç sıkıntı yoktu. Ama anayasanın 169. maddesi ormanların korunmasına ilişkin olmasına rağmen yönetmeliklerle anayasaya aykırı düzenlemeler ve ormanlar giderek yok ediliyor. Sermaye adına, bakın AKP'ye gelene kadar 1956'da yasallaşan 6831 sayılı orman kanunu 15 kez değişikliğe uğramıştı. AK Parti döneminde 34 kez değişikliğe uğradı. Ne yazık ki yapılan bu değişikliklerin tamamı orman alanlarının ya amaç dışı kullanımına yönelik ya da orman ürünlerinin çok uluslu şirketlerin ham madde ihtiyacına devşirilmesine yöneliktir. Bu sarmaldan çıkmak lazım. Ülke hepimizin ülkesi. Gerçekten zor bir koşullardayız. Ben sendika başkanıyım ama aynı zamanda orman emekçisiyim. Bu kürsüden belki sendikaların burada birlikte mücadele ettiğimiz mücadele arkadaşlarımız var, vekil arkadaşlarımız. Önceliğimiz tabii ki çalışanların hak ve çıkarını korumaktır. Ama öyle bir noktaya geldi ki, hani bir söz vardır, mevzu bahis vatansa gerisi teferruat. Bu anlamıyla bizler ormanlarımıza, yaşam alanlarımıza sahip çıkmak zorundayız. Çünkü bizler bu doğayı, bu alanları, ormanları çocuklarımızdan ödünç aldık. Ödünç aldığımız şeye ihanet etmememiz gerekiyor ama bir ihanet sarmalı içerisindeyiz. Bu anlamıyla evet, gelecek günler yakındır diyorum. Ben çok uzatmak istemiyorum ama Sayın Başkan müsaade ederseniz bu konuya da eş düşecek bir şiiri okumak isterim. Dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen bu toprak, bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu, bu hasret bizim. Yaşamak tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim başkanım. Aslında bütün bu konuşmalarımızın, kendisinin ve şimdi benim söyleyeceklerimin ana noktası ne biliyor musunuz? Öncesinde ormanla hısımdık, şimdi hasım olunmuş. Asıl mesele bu. Yani gelen iktidarlar eksiği varmış, gediği varmış ama sizlerle gerçekten bir gönül birlikteliği kurmuşlar. Ve siz bütün gönlünüzle, bütün gücünüzle ormanların var olmasına gayret etmişsiniz. İtibarlı bir hale gelmişsiniz. Hangi iktidar olsa olsun ama 2002'den sonra bu hısımlık hasımla evrilmiş. Aslında hiçbir şey söylemeye gerek yok. Hasım ve hısım. Hısım olacağız tekrar. Tekrar bu sözü veriyorum. Tekrar akraba olacağız, hısım olacağız. Bu vesileyle Diyarbakır'da bana ulaşan ve seslerini duyurmamı isteyen mimar kardeşlerimi de buradan anmak istiyorum. Kadro sorunları var, çözüm bekliyorlar. İktidar ise her zamanki gibi oralı bile değil. Mimar kardeşlerim, bugün buradan iktidar sesinizi duydu, duymadı. 14 Mayıs'tan sonra zaten biz geliyoruz, mutlaka çözeceğiz. Hiç merak etmeyin. Aziz milletim, biz İYİ Parti olarak Durmuş Başkanım'ın bahsettiği sorunların farkındayız. STK İlişkileri Başkanlığımız, Kalkınma Politikaları Başkanlığımızla birlikte bu önemli konuya dair çalışmalarını tamamladı. Ormanlarımıza ve orman köylülerimizin yaşadığı sorunlara ilişkin çözüm önerilerimiz hazır. Sizlerle bir araya gelerek sizlerin önerilerinizi de alarak hazırladık. İYİ Parti iktidarında kalkınma stratejimizin köy ayağını orman köylülerimiz ve orman kooperatifleriyle sağlayacağız. Bu doğrultuda güçlenen ekonomimizle birlikte orman köylülerini orman kooperatifçiliğinin anahtar bir paydaşı yapacağız. Onlara gereken teşvikleri verecek, orman politikalarıyla yakından ilişkilendireceğiz.
Orman Kanunu'nun kanununda ormanlarımızı vahşi madenciliğe açan 16. maddeyi değiştirip stratejik olarak tespit edilmiş orman alanlarını belirleyecek ve bu alanlarda maden açılmasına izin vermeyeceğiz. Ayrıca iktidarın yalandan beslenen yönetim anlayışı orman konusunda da kendisini gösteriyor. Bugün ülkemizde ormanlarımızın azaldığı gerçeği bile gizleniyor. Mesela bunun örneklerinden biri neresi biliyor musunuz? İstanbul Havalimanı. Yanlış duymadınız. İnanabiliyor musunuz? İstanbul Havalimanı'nın olduğu bölge resmi kaynaklarda hala orman olarak gösteriliyor. Böyle bir rezalet olabilir mi? Böyle bir ciddiyetsizlik olabilir mi? Sonra ahmaklık deyince de kızıyorlar. E bu iş ahmaklık. Gerçekten ibretlik. İşte o nedenle biz İYİ Parti iktidarında fiiliyatta azalan ormanlarımızı resmiyette artmış gibi gösteren bu kurumsallaşmış sahtecilikle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Her kurumda olduğu gibi Orman Genel Müdürlüğü'nün verilerinde de şeffaflık ilkemizi süratle hayata geçireceğiz. Bu kapsamda aşırı odun üretimini de kontrol altına alacağız. Orman yönetim planlarının üzerinde üretim yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Üniversitelerle işbirliği yaparak orman varlığının bozulmayacağı bölgelerde endüstriyel plantasyon alanlarının oluşturulmasını sağlayacağız. Böylece doğal ormanlarımızın yok edilmesine izin vermeyecek, suni ormanlarımızı ise çoğaltacağız. Bunların dışında bir başka hayati konumuz da orman yangınları. Maalesef ülkemiz bir orman yangını kriziyle karşı karşıya. Her birimizde derin izler bırakan bu yangınlar doğamızda büyük tahribatlara yol açıyor. Bu kaybı telafi etmek için ormanlaşma çalışmalarına hız kazandıracağız. Özel ağaçlandırma hakkının da öncelikli olarak orman köylüsüne ve orman kooperatiflerine verilmesini sağlayacağız. Ülkemizin Paris İklim Anlaşması'nda da taahhüt ettiği gibi ormanlarımızın varlığının arttırılması için ne gerekiyorsa yapacağız. Tek bir ağacımızın daha küle dönmesinin önüne geçmek için topyekün bir seferberlik başlatacağız. Bunun için de mevcut iktidar gibi iş işten geçtikten sonra tribüne oynayan tedbirler almak yerine önleyici tedbirler alacağız. Ayrıca eskiden olduğu gibi orman köylülerimize yeniden yangınla mücadele eğitimleri vereceğiz. Her an tetikte olan bir anlayışla özellikle riskli bölgelerdeki çalışanlarımızın rotasyonsuz bir şekilde görevlerinin başında olmasını sağlayacak hava ve kara ekipmanlarına da gerekli yatırımı yapacağız. İktidarın personel alanında gösterdiği liyakat değil sadakat temelli yaklaşımı derhal durduracağız. Uzman ve tecrübe kazanmış personel istihdamını sağlayacağız. Orman Genel Müdürlüğü'nde ise atama ve yükselmeleri yine liyakat esasına göre yapacak, sözleşmeler olarak çalışan orman mühendisleri ve orman muhafaza memurlarını da kadroya alacağız. Boştaki norm kadrolarında ise önceliği orman köylülerimizden yana kullanacağız. Tüm bunların yanında Sayın Erdoğan'ın ucube sisteminde belirlenen alanların orman sınırı dışına çıkarılması için Cumhurbaşkanlığı kararı gerekiyor. Yani anayasal olarak korunan ve 85 milyon vatandaşımıza ait olan ormanlarımızın varlığı bile bir kişinin keyfine bırakılmış durumda. Millet iradesinin üzerinde kurdukları vesayet yetmiyor, ormanlarımızın üzerinde bile vesayet kuruyorlar. Böyle bir zihniyet olabilir mi? İşte bu yüzden biz İYİ Parti iktidarında gerekli kanuni düzenlemeyi yapıp bu uygulamaya derhal son vereceğiz. Sağlasınız. Sağlasınız. Var ya şu anda kendimi Edebiyat Fakültesi'nin bir amfisinde hissettim. Vallahi. Sağ olun. Gençlikte hissettik kendimizi. Ayrıca yaban hayatı koruma alanlarını, önemli doğa alanlarını, gen koruma alanlarını ve nesli tehlike altındaki türlerin bulunduğu alanları da
turizm yatırımlarının dışında tutacağız. Ez cümle İYİ Parti iktidarında yeşili betona çevirme sevdalılarının rahatını bozacağız. Rant tutkunlarının rahatını bozacağız. Ormanlarımızı yok etmeye çalışan hainlerin rahatını bozacağız. Orman köylülerini hor görenlerin rahatını bozacağız. Ağaçlarımıza, ormanlarımıza, denizlerimize, ırmaklarımıza sahip çıkacağız. Memleketimizin dört bir yanında cennet doğamız cennet kalsın diye mücadele vereceğiz. Vatan sana canım feda derken aynı zamanda sahip olduklarımızı da yaşatacağız. İYİ Parti olarak doğa konusunda tavizimiz yok, olmayacak. Doğayı korumak için atılan her adımın amasız, fakatsız yanındayız. Yanında olmaya da devam edeceğiz. Aziz milletim, AK Parti iktidarının 20. ve son yılında açık ve net olarak ortada duran bir gerçek var. Bu gerçek artık malımıza, canımıza, doğamıza sahip çıkamadıkları gerçeğidir. Bu gerçek artık ülkemizi yönetemedikleri gerçeğidir. Bu gerçek AK Parti'nin artık devletimizin sırtında kambur, milletimizin ayağında diken, ülkemizin de önünde engel olduğu gerçeğidir. Peki bu tablo karşısında Türkiye çözümsüz mü? Elbette değil. Türkiye çaresiz mi? Elbette değil. Devletimiz sahipsiz mi? Elbette değil. Milletimiz kimsesiz mi? Elbette değil. Artık biz varız. Artık İYİ Parti var. Biz buradayız. Milletimizin dertlerine getirdiğimiz çözümlerimizle biz hazırız. Ülkemizi hak ettiği lige taşıyacak projelerimizle biz hazırız. Zengin, güçlü ve mutlu bir Türkiye vizyonumuzla biz hazırız. Bu büyük vizyonu hayata geçirecek liyakatli kadrolarımızla biz hazırız. Atatürk'ümüzden aldığımız ilhamla, Cumhuriyet değerlerimizden aldığımız feyzle, milletimizin kutlu iradesinden aldığımız güçle biz hazırız. Şimdi yalnız belli ki Sayın Erdoğan da durumun farkında. O yüzden bu kadar korkuyor. O yüzden uykuları kaçıyor. O yüzden bileğin hakkıyla alamayacağı seçimi küçük hesaplarla, mini çakallıklarla, zihni sinir dümenlerle ve kendince sevimli kurnazlıklarla alabileceğini zannediyor. Biliyorsunuz Sayın Erdoğan seçim tarihini 14 Mayıs olarak açıkladı. Yani yeniden bir erken seçim yaşayacağız. Her ne kadar kendisi erken seçim demesek, seçimi öne almak desek, seçim tarihini güncellemek desek diyerek oldukça gülünç bir biçimde lafı çevirmeye çalışsa da bu bariz bir şekilde erken seçimdir. Peki, bugüne kadar biz ne zaman bir önce seçim kararı açıklayın desek seçim vaktinde olacaktır diye bize nutuk atanlar, neden şimdi seçimlere bu kadar az bir süre kala erken seçim kararı aldılar biliyor musunuz? Çünkü gençlerden korkuyorlar. Şimdi çünkü gençlerin oy kullanmasından korkuyorlar. Çünkü gençlerin onları sandığa gömeceklerini çok iyi biliyorlar. Okulların açık olduğu bir zamanda, hatta sınavların olduğu bir dönemde seçim yapmak demek, gençlere oy kullanmayın demektir. Bu kadar basit. İktidar şunu çok iyi biliyor ki, öğrencilerimizin birçoğunun ikametgahı okuluyla aynı şehirde değil. Yani seçim için memleketlerine dönmek zorundalar. Üstelik birçok öğrencimizin de oy kullanmak için memleketlerine gidip geri dönecek durumu yok. Ne aileleri ne de kendileri
otobüs biletini bile karşılayacak güce sahip değil. Sevgili gençler, kimse merak etmesin, artık biz varız, artık iyi gençlik var. İyi gençlik. Yok yok. Şimdi şu anda Türkiye'nin umudu sizsiniz. Bakın bir proje yaptınız. Gençlerimizi alkışlayalım. Öyle güzel bir proje yaptılar ki. Onur'un, Fatih'in, Orhun'un şahsında, Hamza'nın şahsında tüm gençlik kollarımızı alkışlıyorum. Biliyorsunuz, İYİ Parti olarak bizim için bu tip tezgahları bozmak özel bir ilgi alanı. Çok seviyoruz dümen bozmayı, tezgah bozmayı. Gençler de bu işin uzmanı olmuşlar bizimkiler. Kurulduğumuz günden beri hamdolsun uzman olduk. Büyükler uzman olunca küçüklere daha şiddetlisini aktarmışız. Ve her zaman olduğu gibi evelallah bu tezgahı da bozacağız. Gençleri görmezden gelerek, susturarak, yok sayarak plan yapanların planlarının tamamını boşa çıkartacağız. Şimdi benim bir yeğenimin çocuğu var. Küçükken zekasız derdi. Bu zekasızlığa elbette önlem alacağız. Bildiğiniz zekasızlık. Cumhuriyetimizin esas sahibi gençlerimizin en kutsal haklarını kullanmaktan mahrum bırakılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. İşte bu nedenle İYİ Parti gençlik politikaları olarak bir seferberlik başlatıyoruz. İster şehir içinde, ister şehir dışında otursunlar. Fark etmeksizin gençlerimizin bulundukları şehirlerde oy kullanabilmeleri için atmaları gereken adımlara, yapmaları gereken başvurulara dair onları tek 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 bilgilendireceğiz. Gerekirse kapı kapı dolaşacak, her bir gencimizin oyunu kullanması için tüm gücümüzle çalışacağız. Eğer ki başvuru gününü kaçıranlar olursa da hangi siyasi düşünceden olduğunu, hangi partiye oy vereceğini sormadan, sorgulamadan ikametgahlarının bulunduğu şehirlere ücretsiz olarak götürülmelerini, oy kullandıktan sonra da geri getirilmelerini İYİ Parti olarak biz sağlayacağız. Bazılarının sinirini bozdunuz bugün itibariyle. Evet, bazı muhteremlerin. Öyleyse böyle. Teşekkür ediyorum size. Bunun için yakın zamanda partimiz üzerinden yürüteceğimiz sürecin başvuru yollarını kolaylaştıracak adımlarımızı da teker teker değerli gençler sizlerle paylaşacağız. İçinizden abarttığımızı düşünenler olabilir. Hayır, abartmıyoruz. Sizler istediniz, biz yalnızca hayata geçiriyoruz. Çünkü biz gençler olmadan karar almıyoruz. Çünkü biz gençlerin olmadığı bir seçimi kabul etmiyoruz. Çünkü biz gençlerin mutsuz olduğu bir geleceği reddediyoruz. Çünkü biz gençlerin kaçtığı bir Türkiye'yi istemiyoruz. Ve biz arkamızda gençlerimizle gümbür gümbür iktidara yürüyoruz. Asla unutmayın, hiç merak etmeyin. O sene, bu sene. Değerli arkadaşlarım, bugüne kadar iktidarın önceliği kendileri ve yandaşlarının rahatı oldu. Ama bizim önceliğimiz önce millet, önce memlekettir. Çünkü İYİ Parti, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş değerlerinin, gelecek hayallerinin, kadim devlet emanetinin emin elidir. Çünkü İYİ Parti, atalarının tarihin taşlarına kazınmış övdüğü hürriyetin tamgasıdır. Çünkü İYİ Parti,
Türk milletinin varlığının ve istikbalinin üzerine zar atanların, kumar masalarını deviren cesurların partisidir. Çünkü İyi Parti, millet iradesinin haraç mezat satıldığı siyaset pazarlarını dağıtan yiğitlerin partisidir. Çünkü İyi Parti, vesayete karşı ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım, hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım diye meydan okuyanların partisidir. Çünkü İyi Parti, istibdada karşı kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet diye dimdik duranların partisidir. Gençler, şimdi gençlerin içinde de kızlar daha ileride, haberiniz olsun. Çünkü İyi Parti, cesaret kemerini kuşanan vatan sevdalılarının, gayret kemerini kuşanan kalkınma neferlerinin, adalet kemerini kuşanan demokrasi çerilerinin, yani Türkiye aşıklarının partisidir. Çünkü İyi Parti, koskoca bir milleti haime ana sofrasında birleştirenlerin partisidir. Türkiye'nin iyi ve cesur evlatları. Biz bugünlere kolay gelmedik. Biz bugünlere nice çileyi, nice engeli, nice zorluğu yendik de geldik. Biz bugünlere hedefimiz doğru, davamız doğru, sözümüz doğru, yolumuz doğru olduğu için Allah'ın izniyle geldik. Biz bugünlere milletimizin sesini duyduğumuz için, milletimizin derdine ortak olduğumuz için, milletimizin çaresizliğine umut olduğumuz için, milletimizin hayır dualarıyla geldik. Biz bugünlere yeter söz milletindir diyerek milletimizle omuz omuza geldik. Yalnız yanlış anlaşılmasın. Biz onlar gibi parti devleti anlayışını değil, milletin kayıtsız şartsız egemenliğini savunduğumuz için yeter söz milletindir diyoruz. Biz onlar gibi vesayetin değil, millet iradesinin zaferini temsil ettiğimiz için yeter söz milletindir diyoruz. Biz onlar gibi hukuku ayaklar altına alanlardan değil, hukukun üstünlüğünü savunanlardan olduğumuz için yeter söz milletindir diyoruz. Biz onlar gibi saraya kapananlardan değil, milletten yana saf tutanlardan olduğumuz için yeter söz milletindir diyoruz. Biz istibdattan değil, hürriyetten yana olduğumuz için yeter söz milletindir diyoruz. Biz otokrasiden yana değil, demokrasiden yana olduğumuz için yeter söz milletindir diyoruz. Biz kendini devlet sananlardan değil, kendini milletine adayanlardan olduğumuz için yeter söz milletindir diyoruz. Velhasıl biz, onlar gibi rahmetli Menderes'in aziz hatırasından siyaset devşirmek için değil, Türk'ün demokrasi sancağını geleceğe taşımak için yeter söz milletindir diyoruz. İşte o nedenle Cumhuriyetimizin 100. yılında itibar da, güç de, zenginlik de devletimizindir. Söz de, karar da, yetki de milletimizindir. Hiç merak etmeyin, Türkiye'nin ikinci asrının şafağında Mayıslar bizimdir. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sayın Genel Başkanım.